Merhaba, ben Tolga. Merhaba, ben Gülden. Dünyamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size karavan yalıtımı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. İç yalıtımda hangi malzemeleri kullandık, yalıtımı nasıl yaptık, yaparken nelere dikkat ettik? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Yalıtıma başlamadan önce aracın elektrik tesisatını, yani daha doğrusu tesisatın kaba hatlarını araca yerleştirin. Kablolarınız nerede olacak, akünüz nerede olacak, onları zaten bu aşamada belirlemiş olmanız gerekiyor. Buzdolabının kablosu, işte her şeyin kablosu hazır. Dış 220 giriş kablomuz hazır. Aydınlatmalarımız hazır. USB'lerimiz hazır. Tavan aydınlatmaları, banyo aydınlatması. Kontrol panelimiz bizim şu üst köşede olacak. Zaten yazıları görüyorsunuzdur muhtemelen. O üst köşede kontrol panelimiz olacak. Bütün ışıkları da oradan açacağız. Çünkü zaten hep topu ufacık bir alan. Banyo için ayrıca bir açma kapama düğmesi oraya koymak istemedik. Oraya gidene kadar zaten iki adım geçiyor. Gerek var mı? Yok. O yüzden hepsi bir yerde toplu. Tabii. Hepsi bir yerde olacak. Bütün ışıklarımız bir yerde olacak. Hepsi hazırlandı. Bir de akıdan yaşam akülerine şarj kablosu çekildi. Evet, yaşam akülerine şarj kablosu çekildi. Ondan sonra tek bir panel kullanacağız. 325 wattlık tek bir panel olacak. Çünkü terastan vazgeçemiyoruz. Hangi kablo nereye gidecek? Boş kablo halinde yanmaz kablolar kullanarak veya o ne deniyordu ona? Hortum, kablo hortumları. Yanmaz kablo hortumu kullanarak o hortumların içinden geçirip uygun yerlere kabloları uzatın. Biz genelde araç direklerini kullandık. Onların içinden geçirdik. Burada direkt altyapıyı hazırlamış olduk elektriğin. Evet. Çünkü yalıtım, duvarlar ve bunlardan sonra elektriği zeminin altına döşeyemezsiniz. Evet. Doğal olarak bütün duvarların dışından tekrardan kablolama yapmış olursunuz. O da pek görsel olarak çok hoş olmayacaktır muhtemelen. Biz ilk önce şimdi tesisatı çektiniz. Tesisatınız hazır. Ne nerede? Bütün kablolarınız belli. Yalıtıma başlamadan önce aracın içi tamamen boşken biz ön koltukları da söktük. Peki bu ön koltukları neden söktük? Neden söktük? Sadece aracın arka tarafına değil, ön tarafı da ayırmadığımız için, ekstra bir bölme yapmadığımız için ön tarafa da bir yalıtım yapmak istedik biz. Çünkü özellikle yaz sıcağında aracın ön cam üstünden içeriye çok fazla sıcak geldiğini söylediler. Biz de dedik ki sıcak geliyorsa soğuk da geliyordur mutlaka. Biz hep yalıtımda en başta şey düşünmüştük işte. Kışın ne kadar iyi koruyabilirsek içerisinde o kadar ısıyı muhafaza etmiş oluruz. Kışın rahat ederiz. Ama işte yaz kısmında da çok fazla bilgi edindik bu araştırma boyunca. Hem şoför, yani sürücü kabininin ayak tarafından normal yolculuk halinde bile panelvanlarda bir soğuk havalandırma oluyor. Hem bunu kesmek için, hem üstten gelen ısı kaybını engellemek için oralara da yapmaya karar verdik. O yüzden aracı hazır boşken komple koltukları, o zemindeki plastik kapak aracın gibi bir kendi şey vardı, kaplamasını, her şeyini söktük. Hepsini söktük. Koltukları söktünüz. Koltukları sökerken çekinmenize gerek yok. İkili koltuk için iki tane vida, tekli koltuk için, sürücü koltuğu için iki tane vida söküyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir işlem yok. Sadece emniyet kemerlerinin elektrik bağlantılarını, zaten klipsli, onları söküyorsunuz. Gözünüzü korkutacak burada hiçbir şey yok. Öyleymiş işte. Aracın koltuklarını söktükten sonra, iç taban kaplamasını da söktükten sonra zemin kısmında hatta oraya gelmeden önce biz hangi malzemeleri kullandık önce onu söyleyelim ki o yüzden bir daha başa dönmeyelim. Evet. Birinci kullandığımız malzeme ABBA. Yani dört katmanlı bir malzeme. Alüminyum, balon, alüminyum. Balon dediğimiz kısım bu. Hepimizin bildiği patlangaç balonlar vardır. Genelde Gülden bayılır. Genelde malzeme kaplamak için kullanırlar. Birinci kat yalıtım malzememiz bizim ABBA'ydı. 13 metreküp aracımız. Evet. Biz fazla aldık. 50 metrekarelik malzeme aldık. ABBA aldık. İkinci malzememiz izoboz. İzoboz keçe diye geçiyor. Evet. İzoboz keçe diye geçiyor.
normal gündelik hayatta kullandığımız kolonyalı mendiller, hatta pandemide kullandığımız maskelerin onların yapımında kullanılan polyester eli yaptan bir keçe aslında. Ama bizim için güzel tarafı yanmıyor, tozumuyor. Alev almıyor ve en önemlisi zehirli duman salmıyor. Evet, yani ısıya maruz kaldığında üzerine alev geldiğinde alev yürütmüyor. Evet. Yanmıyordan kastımız bu. Bir de işte bu uygulama esnasında da mesela maskesiz, eldivensiz, gözlüksüz uygulanabiliyor. Çünkü tozumuyor. İşte cam yünü ve taş yünü örneklerinden duyduğumuz o toz atma, nefes alamama durumları bu malzemede yok. Zamanla bilmiyorum kullananlar ya da araştırırken görenler vardır mutlaka. Cam yünü ve taş yünü zamanla aşağıya doğru çökme yapıyor. Çökme yaptığı sürece de işte duvardan aşağıya çöktüğü zaman üst taraflar boşa çıkacak haliyle kalmıyor. Zamanla. Belki hemen olmayacak ama bir süre sonra oluyormuş bu durumlar. İzoboz keçede böyle bir durum söz konusu değil. Zaten yarı sert bir malzeme. Tamamen yumuşak bir keçe elyaf da değil. Formunu tamamen koruyor. Ve ısı dayanımı da çok iyi. Yani biz birkaç kişiden bu araştırma esnasında firma sahibi ve tecrübe edinen birkaç kişiden duyduğumuz kadarıyla çok soğuk derecelerde bile içeride ısıtıcı kullanmadan içeri sıcak değil ama yaşanabilir durumda kaldığını öğrenmiştik daha önce. İç ve dış sıcaklığı 10 derece kadar fark ettirdiğini söylemişlerdi biz araştırma yaptığımız dönemde. Hem firma ürünü aldığımız firma sahibi hem de kullanıcı yorumları bu yöndeydi. Ve ben ısrarla 20 milim olarak belirledik biz alacağımız malzemeyi. Dedi ki 20 milim alalım. Ondan sonra ona göre iç katlamasını yaparız. Hatta biz onu da 50 metrekare olarak hesap ettik. Evet. 50 metrekare istedik. Ama inatla bize 15 milim gönderdi firma sahibi arkadaş. Buradan da ona selam olsun. İyi ki de onun sözünü dinlemişiz. Çünkü 15 milim bile fazla yetti. Ve 50 metrekare istemiştik. 30 metrekare göndermiş. Onu da iyi ki o kadar göndermiş. Onun tavsiyesini dinlemeyip ya da bizim söylemimize güvenerek bize bizim istediğimiz kadar malzeme verse bir öncelikle yani 20 milim kullansaydık öncelikle her yandan 5'er santim daha kısalttı. 5'er santim satmaz. Ya 5'er milim. 5'er milim daha kısalttı. Ya o 5'er milim tarafı yine çok şey değil. Hani o duvarları bastırdığımızda tolere edilebilecek bir şey ama şimdi şöyle bir sıkıntısı var onun. 15 milim malzeme ile 20 milim malzeme arasında fiyat farkı var. Şimdi diğer satıcılara baktığımız zaman satıcılar hep ya daha fazla para alayım modundaydı. Evet. Burada bizi cezbeden firma sahibinin o tavrı oldu aslında. Aynen. Ben sana 50 metrekare göndermiyorum kardeşim. Senin aracın 30 metrekareye yetiyor fazla ve 15 milim senin işini zaten çok görecek. Fazla görecek. Kesinlikle sana göndermiyorum. İstiyorsan da siparişini iptal ederim. Gibi söylemlerde bulunmuştu. Fazla alsaydık o malzeme hem bize zararı uğratmış olacaktı. Tabii. Fazla ücret ödeyecektik. Hem o malzeme şu anda elimizde kalacaktı. Onu koyacak bir yerimiz yok. Büyük aynen. ihtimalle ya birine hediye edecektik. Ama malum şu dönemde hediye işleri biraz zor. Ne kadar uygun fiyata çözersek o kadar iyi dedik o dönemde de özellikle. Devam edelim mi yalıtıma? Edelim. Hadi devam edelim. Şimdi tabii hem ince olması lazımdı. Hem de aracın ön kokpit tarafında işte aküye ulaşım, oradaki elektrik tesisatı, işte biliyorsunuz bunların mazot şamandırası da orada ulaşım. Orada çok fazla bir karışıklık olsun istemedik açıkçası. O yüzden açılması lazım oraları. Tabii sadece izobozu kullandık. Çünkü tek bir malzeme, kalın bir malzeme, iş yapar düşüncesiyle sadece onu kullandık. Onu kullanmamızın en büyük sebepleri de Gülden zaten biraz önce bahsetti. Aracın kokpit kısmından inanılmaz soğuk geldiği söyleniyordu ve bizim izlediğimiz bütün Avrupa videolarında karavanlarını kendileri yapanlar hepsi bu şekilde alt tarafı yalıtım yaptılar. Evet, o bölgeyi alt tarafı, üst tarafı, her tarafı doldurdular onlar. Aynen öyle. O yüzden de biz zemin kısmına araştırmalarımızda çok güvendiğimiz izobozu tek başına koymayı düşündük ve sadece onu koyduk. Onu koyduktan sonra... Bu arada neyle yapıştırdık? Şeyleri yalıtım malzemelerini kullandık diyoruz ama yapıştırırken bali kullandık. Sıvı bali tamamen kanserojen.
Bunu ya, diyeceklerdir çünkü. Ben biliyorum. Şöyle, bir amcanın biri dedi ya hatta. Bir tane sprey vardı. Kokusuz, işte hiç sağlıklı. Etkilemiyor. Çok sağlıklı sprey. Sıkması çok kolay falan ama bir tüple böyle yarım metrekare yer yapınca tüpünün fiyatı da o dönemde 60 lira falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Galiba 63 lira yani, ne vermişti. Yarım metreye bir tüp karavanın içine bir de her yere yapıştırmak için çok yüksek fiyatlar olacaktı. Ya ülkenin ekonomik şartları belli. Bazı şeylerimiz maalesef çok pahalı. Avrupa'da olsan o kutudan bir koli al. Evet. Hani sana koymaz belki ama evet. Türkiye'de o iş biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden biz de zemin yalıtımında, tavan yalıtımında bol bol bali kullandık. Bol bol. Sıvı bali. Aracın kokpit kısmını yalıtım yaptık. Bu tarz Ducato'lar ya da işte PSA grubu araçlarda şu kısımda bir raf oluyor normalde. Üst kısımda. Bizim o rafa ihtiyacımız yoktu. Çünkü çok fazla depolama alanımız vardı. Yatağın altı komple depolama alanı. Şu anda oturduğumuz bölgenin altı komple depolama alanı. O yüzden bizim çok fazla depolama alanına ihtiyacımız yoktu. Ve üst kısmı iptal etme ihtiyacı duyduk. Bunun ayrıca başka bir sebebi daha var. Biz aracın dışına çıkmadan şoför mahalline geçebilmek için o üst kısım şeyi daraltıyordu. Mesafeyi daraltıyordu. Bizim önde ikili koltuğumuz var burada. 2 artı 1'i bozmadık biz. 1 artı 1'e çevirmedik koltukları. O yüzden üst tarafı söktük. Tamamen parçaladık. Ön tarafa doğru olan bölgeyi de ön camın üst kısmını da Abba ile birlikte döşemeye başladık. Bu arada onu sökmek bir risk barındırıyor mu? Arabanız kaza yaparsa yamulmasın falan diyenler olacaktır. Görüyoruz, okuyoruz ya şeylerde. Evet. Üstteki direkleri çıkartınca oradaki direklerin arabanın kasasına hiçbir fonksiyonu yokmuş. Karoserci miydi? Karoserci bir arkadaşımıza danıştık. Zaten buradan yukarıya giden bir karkas var. Karkasın içinden ikinci bir çıkma çıkmışlar bu tarafa doğru ve buradan bağlantı almışlar. Hani onun çok elzem bir şey değil yani. Onu gönül rahatlığıyla sökebilirsiniz, sökmek isterseniz. Depolama alanı olarak da kullanmak isteyebilirsiniz ama o bölgeyi mutlaka yalıtım yapın. Depolama alanı olarak da kullansanız mutlaka o bölgeyi bir yalıtımdan geçirin. Tavan kısmını tek parça yekpare kullandık. Hı. Tavanda herhangi bir ekleme yapmadık. Tavanımız tek parça Abba kullandık birinci kademede. Abba'yı kullandıktan sonra tavan karkaslarımızı yerleştirdik. Onlar orada sabit kalacaktı çünkü hem Abba'yı tutuyor hem Bizofol'un üstüne yapamazdık onu. İki iş birden olmuş oldu böyle. Tabii. Karkaslar da çıktı. Karkas da çıkmış oldu. Şimdi onu yaptıktan sonra Gül'den neydi o malzemenin adı? Bitüself. Bitüself. Onu çok amaçlı bir malzeme. Hani her birçok şeyde kullanıyorlar. Evet. Yani yapı marketlerde bile var. Biz bir yapı marketten aldık onu mesela. O malzeme aracın sacına yapıştırdığınız zaman bu araç boş haliyle çok tangır diyor. İnanılmaz ses geliyor arka kısmından. Saçlar esniyor sürekli böyle. Zıngır zıngır bir ses geliyor saçlardan. Evet. Ses yalıtımı olarak hatta birçok araçta kullanıyorlar yine aynı şekilde. Gülden gördüğü bütün yerleri ısıtarak o malzemeyi yapıştırdı. Bitüsel şöyle bir şey. Yine alüminyum dışı ama alüminyum levha gibi bayağı kalın dış tarafı. İçinde de kauçuk gibi ama yapışkan bir kauçuk malzeme var. Isıtmadan uygulayamıyorsunuz zaten. Isıtınca o kauçuk esniyor ve o zaman yapışıyor. Zaten yapıştıktan sonra çıkarma gibi bir ihtimaliniz yok. O oraya eriyip kaynıyor direkt böyle. Ondan sonra o saç bölmelerden artık esneme dolayısıyla ses gelmiyor. Tangur tungur ses olmuyor. Onu mutlaka yapın. Zaten çok pahalı bir malzeme de değil. Sonrasında zemine geçtik. Zemin aslında bizi en çok korkutan şeylerden biriydi. Çünkü birçok karavancı arkadaşımız özellikle yaz başında malum malzemeyi kullanıyorlar. O yapışkanlı alüminyum olan malzemeyi kullanıyorlar. Hani yaz başında bile zemine terliksiz basamadıklarını söylediler. Evet. Bu bizi çok korkuttu aslında. Nisan ve Eylül aylarında duymuştuk biz bunları. Evet. Yani o aylarda hala her yerde tişörtlerle gezerken zeminin çok soğuk olduğunu ve terliksiz yere basamadıklarını söyleyince işte aman dikkat edin gerekirse iki kat kullanın falan demişlerdi ki zaten biz o zaman yalıtım malzemelerimize karar vermiştik. Çoktan karar vermiştik yalıtım malzememize. Ne oldu? Yalıtım malzemesini zeminde biraz daha fazla kullandık.
Yani zemine birinci kat abba döşedik. Abbayı döşedikten sonra karkaslarımızı yine tavandaki gibi karkaslarımızı hallettik. Karkaslardan sonra karkasların arasına bizim yaptığımız gibi düzde yapmayabilirsiniz. Bunun çok fazla örneği var. Kimisi kutu kutu bırakıyor. Kimisi tam farklı istikamette yapıyor. Bu sizin zemini nasıl kaplayacağınızla alakalı. Biz hepsini tek bir yönde yaptık. Aralarına da iki kat bizofol kullandık. İzoboz. İzoboz kullandık. Niye ben hep bizofol diyorum? İzoboz. Daha kolay geliyor herhalde. İzoboz kullandık. İki katman. Sonra üzerine bir katman daha abba kullandık. Üzerine 18 milim kavak kontra kullandık. Evet, zemin ahşabı olarak. Zemin ahşabı olarak. Onun üzerine de parke döşedik. 8 milim de parke döşedik onun üzerine. Çok güzel oldu. Zeminde yaklaşık 10 santim yalıtımımız var galiba. 7 milim. Fazlası var. 15, şey 30. Yapmıştık ya, keserken çıkartmıştım, elime bakıyordum. Fazlası var. Yok yani, ya 10 santim. 10-12 santim var. Yok yine. Yok. Çıkmaz. Çıkmaz ama. Kızım kullandığımız malzeme belli. 7 milim, 15 milim, 15 milim, 18 milim. Kaçı? Senin otomatik hesabın da ben yokum. 15, 30, 45. 50 de sen oraya. 55, 7 santim falan. 6 santim falan var. Peki. O da 3 parmak yapar. Şu kadar. Güzel bir yalıtım bence. Bence de. Bence çok güzel bir yalıtım. Çünkü o yalıtımın çok artılarını görüyoruz. Tabii tabii. Neyse çok dağıtmayalım yine. Çok sohbet uzamasın. zemini 4 kat yalıtım yaptık. Aracın içini abbayla uzay mekiği gibi kaplayın. Yan duvarlar. Ya da kaplayacağınız malzemeyle uzay mekiği gibi kaplayın. Yan dikme, yani aracın şu bölgelerinde bulunan dikme direkleri özellikle içlerini doldurun. Biz ne varsa doldurduk. Yani ne varsa derken abba ve izoboz dahil. İkisinden de içeriye doldurduk. Hatta elimizde kalan şöyle ufak ufak, işte kenarları keserken ufak ufak parçalar vardı. Onları bile ziyan etmedik. Oralara attık hepsini, doldurduk yani içerisine. Şu kapının şu kenarındaki ana karkasın içi dahi bizim yalıtım malzemesiyle dolu. Evet. Tavandaki o karkasların altları, yandaki ufak karkaslar, sürgülü kapının yanındaki ve tam karşısındaki geniş karkaslar, elektrikleri, kabloları geçirdiğimiz karkaslar. Evet. Oraların içini hep doldurduk. Arka kapının iç kısımları, o bombeli olan yerleri, oraları falan hep dolu. Taban yalıtımını yaptık. Üstüne kavak kontramızı da koyduk. Sonrasında bir fark ettik ki tavanı izobozla kaplarken hiçbir videomuz yok. Evet, hiç... O yüzden şu anda kaplamış halini izliyorsunuz. Evet, şu anda kaplamış halini göreceksiniz. Hazır kaplanmışı var. Onu niye öyle yaptık hiç bilmiyorum. Yani biz hep videoları vardı, hatta yaparken de kameranın açısını birkaç kere değiştirdik ama büyük olasılıkla ya videoları aktarırken kaybolmuş olabilir ya da işte o dönemde hızlı çalışma adına ara ara kamerayı unuttuğumuz zamanlar oluyor. Acemiydik o zaman çekim yaparken. Kamerayı genellikle hep bir yerlerde unuttuk. Bir iki videoda böyle tavana dönmüş, oraları çekmiş falan. Büyük olasılıkla öyle kayboldu o videolar. Bu arada işte parça parça uygulamaya başladık izobozu yan duvarlara. Bundan sonra işte belli bölgeleri eksik görebilirsiniz. Çünkü o ara biraz hızlı çalışıyorduk. Tolga duvarları yapmaya başlarken ben hala bir yandan boş kalan yerlere izoboz yapıştırmaya devam ediyorum. Bundan sonraki videolarda kısmen açık olan yerler yalıtım yapılmaya devam edecek. İzobozu da aynı mantıkla boşluk kalmayacak şekilde yapıştırdık tekrardan aracın içerisine. Onu da yine aynı şekilde bali ile yapıştırdık izobozun üzerine. Tamamen kapladık. Tamamen yalıtım yaptık. Amaç şu, yalıtım yaparken şimdi illa bizim kullandığımız malzemeleri kullanmayabilirsiniz. Farklı malzeme kullanabilirsiniz. Mantık aynı ama. Mümkün mertebe boşluk bırakmadan aracın içini tamamen kaplamanız gerekiyor. Ondaki amaç şu. Aracın içindeki yazın serin havayı, kışın sıcak havayı dışarıya kaçırmamalısınız. Kaçırmazsanız ısı yalıtımı, yaptığınız ısı yalıtımı tam anlamıyla işe yaramış olacak. Ama kaçırırsanız bu sefer yaptığınız o kadar emek çok bir anlam ifade etmeyecek açıkçası. O yüzden yalıtım yaparken acele etmeyin, yavaş yavaş yapın. Dediğimiz gibi bütün boşlukları mutlaka doldurun. Kapıları, özellikle kapıları. Evet.
Evet. Arka kapıyı. Kapıyı bir, yan boşluklarını. Arka. Tabii tabii kapının yan boşluklarını, kapının kendi karkaslarını. Oraların içine hep yalıtım malzemesini tıkıştırın. Tıkıştırabildiğiniz her yere tıkıştırın onu. Bu kadar. Şimdiye kadar 6 ay mı? 7 ay oldu galiba. Galiba 7 ay oldu. Karavanı bitireli yaklaşık 7 ay oldu. Şimdiye kadar soğuk yüzünden hiçbir problem yaşamadık. Hayır. Yani şöyle ki yalıtım iyi olduğu sürece belli hava koşullarına kadar zaten içerisi ılık olmaya devam ediyor. Onun haricinde ısıtıcıyı çalıştırdığımızda da 15 dakika. Hadi bilemedin yarım saat. En evet. Soğuk zamanda yarım saat çalıştırdıktan sonra dizel ısıtıcı ya da sobamız var. Hangisi olursa olsun yarım saat sonra böyle tişört moduna dönüyoruz. Of kapatsak mı ısıtıcıyı falan demeye başlıyoruz. Evet. Çok hızlı ısınıyor. Yani ısı kaybı olmadığı için içerisi çok daha hızlı ısınıyor. Ve işte uzunca bir sürede soğumuyor. Sonra yaz sonunda da işte yine 38 derecelerde Antalya'da dışarıda bunaldığımız zaman biz hep arabanın içine kaçtık. Camları evet. Açarak içeride gayet rahat serin serin oturabiliyoruz. Yalıtım buna da katkı sağlıyor. Neyse yalıtım konusunda bir de şey söyleyeyim unutmadan. Her yerden çok memnunuz. Yalıtım çok güzel. Yaz sıcağında içeride süper rahatız. Neden? Çünkü camlarımız karavan camları. Evet. Çift katlı karavan camı. Çok güzel bir noktaya değindi Gülden. Araç camlarından inanılmaz derecede sıcak ve aynı şekilde soğuk geliyor. Evet. Minibüsten çevirme karavan yapıyorsanız şayet o camlara bir önlem bulun. Evet. Çünkü bu dediğimizi yaşayacaksınız. Yazın gerçekten çok sıcak olacak. Kışın da gerçekten çok soğuk. Yani çok fazla ısı kaybedeceksiniz cam o bölgelerde. Cam direkt yansıtıyor dışarıdaki soğuğu da içeriye. Sıcağı da aynı şekilde direkt içeriye aynen yansıtıyor. Öyle. Bu çift camlarda hem renk hem malzeme sebebiyle direkt içeriye bir ışık vermiyor. Haliyle ne sıcak ne soğuk. Aradaki çift katman dolayısıyla da evet. içeride havayı hapsettiği için diğer camların dezavantajını bunda yaşamıyoruz. Evet, bunda avantajı dönüşüyor. Isı kaybı yaşatmıyor yine bir, size. Yine bir minibüs dönüşümü yapılmış bir karavan sahibi arkadaşımız söylemişti bize o camlardan çok sıcak geldiğini. Biz de ön camdan anlıyoruz o durumu. Yolculuk esnasında evet. özellikle üstümüze direkt cam da büyük olduğu için direkt güneş vuruyor. Oraya da yine Abba'dan bir ne derdi ona? Elimizde kalan parça. Abba'dan parça, parça kestik yaptı. Oraya tam camın ön ebadında. Camlara göre. Onları yapıştırıyoruz konakladığımız zaman ki oradan içeriye bir sıcak almayalım. Şimdi kışında soğuk kesmek için de yine aynı şekilde onları koyuyoruz oraya. O Abba'nın ekstra şimdi sıcak soğuğun haricinde bir de mahremiyet kazandırıyor size evet. içerisinde camları. Perde olarak kullanıyorduk aynı şu zamanda. Şu perdeyi onları. Kullanmadığımız dönemde onu biz kullanıyorduk. Bir yere park ettiğimiz zaman hemen ilk iş onu yapıyorduk. Onun da inanılmaz faydasını görürsünüz. Evet. O yüzden Abba malzemesini aldıktan sonra elinizde kalan parçaları sakın atmayın çünkü değerlendiriyorsunuz bu şekilde. Ön camlara güzel bir yalıtım malzemesi olarak kapatabiliyorsunuz onları. Onu oradan da yapın. Gelen sıcağı ve soğuğu da bu şekilde kesmiş olduk. Bu evet. perde biraz kalın bir kumaş. Bu bile çok işe yaradı değil mi? Ön tarafı tabii ki. Ayırmakta. Tabii ki. Biz onu kolaylık olsun diye hem böyle gerektiğinde ön taraf ve arka tarafı birbirinden ayıralım. Mesela yolculuk esnasında kapatıyoruz bu tarafı. Arka taraf gözükmemiş oluyor yolda ya da işte durduğumuz zaman. Öbür türlü herkes böyle kafasını bir uzatıyor şöyle. Evet. Aa, yani içeriye bakıyor. Diye. İçeride ne var? İşte biraz meraklı bir milletiz. Bir de şöyle yolda kıyafetinizi değiştirme ihtiyacınız olduğu zaman yani banyoya girmeniz gerekiyor. Dar alan rahat edemiyorsunuz. Bu onu da sağlamış oluyor size. Öbür türlü o abbaları yerleştirmeye çalışıyorduk. Onları sabitlemeye çalışıyorduk ilk durduğumuzda tabii. bir yerde. Üstümüzü değiştirmeden önce falan. Bu çok daha kolay oldu. O şekilde kapatıyoruz. Hem, aynen. Hem dekor oldu diyeceğim ama tersi dönüp. Tersi o taraftan güzel dekor gözüküyor. Dekor, taraftan dekor diğer tarafta. Yani şöyle de bir avantajı var. Aracınızı park ettiniz. Gezmeye çıktınız. İşte hırsız bakıyor. Aa, karavanmış. Dur şimdi içinde de yoklar. Gireyim. Aşırayım birkaç bir şeyi diye düşünebilir. Ama böyle olunca bu sefer acaba içerideler mi evet. sorusu gündeme geliyor. Doğal olarak uzaklaşıyorlar sizin aracınızdan. Daha kolay erişebilecekleri şeylere yöneliyorlar. Bu da bir avantaj güvenlik olarak. Yalıtımımızı yaptık, bitirdik. Başka yalıtımla ilgili anlatacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Kalmadı galiba. Bakıyorum. Aklımızda olanların hepsini sizlere aktardık. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz, ya şurayı nasıl yaptın, burayı nasıl yaptın, bak bundan bahsetmedin
dediğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bilgimiz dahilinde, dilimiz döndüğünce size yardımcı olmaya çalışırız bu durumda. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Yorum yapın. Öteki videolarımızı izleyin. Bundan önce birkaç yapım videosu paylaşmıştık. Geriye dönüp bakarsanız. Evet, yapım videoları seri halinde devam edecek yine aynı şekilde. Bir yapım videosu, bir gezi videosu gibi yapım videolarının sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Sanırım önümüzdeki haftalarda, iki haftada bir değil de haftada bire döneceğiz. Artık çünkü biz de biraz rahatladık. İşlerimiz bitti. Haftada bire döneceğiz. O zaman daha sık beraber olacağız sizlerle. Videolardaki ses sorununu çözersek. Evet, yani son videoda da dile getirdiniz ama o videoyu yüklerken yine söylüyorum. O videoyu yüklerken ses gayet normaldi. Evet. Hatta özellikle dikkat ettim. Bu sefer video çektik. Yani biz bu videoyu şu anda ikinciye çekiyoruz. Evet, ikinciye çekiyoruz. Bugün çok güzel bir video çektik. Ama bu sefer izlerken size fırsat kalmadan biz fark ettik ki inanılmaz cızırtı var sesle. İnanılmaz bir uğultu, inanılmaz bir rüzgar patlaması. Yani havada rüzgar yok. İnanılmaz bir rüzgar patlaması evet. Var videoda. O yüzden yani ses çok kötü olduğu için size daha temiz bir çekim yapabilmek için yine karavanın içinde bir çekim yaptık bu sefer yine. Evet. Vlog çekenler varsa bu şekilde ne mikrofon kullanıyorsunuz arkadaşlar? Ya yaka mikrofonu aldık ama mevcut kameramız C tip kamera. Evet. Yani çıkış yeri, mikrofon çıkış yeri C tip. Şey tip C. Tip C. Tip C'den kulaklık dönüşümü, kulaklık mikrofon dönüşümü aldık. Yaka mikrofonu aldık. Hatta yani ikimizin de ayrı ayrı yaka mikrofonları var, ünitesi var. Yani altyapıyı hazırladık ama çalışmıyor. Malzeme o çalışmıyor. Ara bağlantı adaptör sanırım çalışmıyor. Kameraya giriş yapılan adaptör çalışmıyor. Haliyle o da bir işe yaramıyor. Telefondan denemiştik daha önce. Yani o ses kaydını telefona aktarıp. Bu sefer de işte telefonda olduğu için arkadan ses geliyor, kıpırdıyor, yine bir cızırtı oluyor. Bir türlü bir ses sorunu çözemedik. Muhtemelen kamerayı değiştireceğiz. GoPro hediyeleri kabul edilir. Ne çok istek yaptık ya bu videoda. Çok fakiriz biz. Biz işsiziz arkadaşlar. Biz yok ya GoPro falan hediye istemiyorum ben. Ben kameradan çok memnunum. Sadece ses sorunu var kameranın. Hayır GoPro'ya onu takabiliyorum işte o yüzden yani. Ay. O zaman yaka mikrofonu isteyelim. Olur. Yaka mikrofonu istiyoruz o zaman sizden. Ay, İstemiyoruz ya şaka yapıyoruz arkadaşlar. Canınızın sağlığını istiyoruz. Canınızın bizi izleyin sağlığı. Yeter. Bizi izleyin, yorum yapın, sayfamızı beğenin yeter bize. Videoya, daha doğrusu bize bu videoda ve burasında denk gelen arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma yapalım. Fakir mi bu? Fakir mi ulan bunlar diye. Fakiriz. Fakiriz. Türkiye şartlarında gerçekten fas fakir bile olabiliriz. Neyse çok geyik çevirmeyelim. Bir sonraki videomuz yılbaşı videosu ikimizin de içinde kaldı. Daha da o yüzden bundan sonraki video %99 ihtimalle tekrar bir Uludağ videosu olacak sizlere. Karlarla beraber. Karlarla inşallah. Beraber. Güzel manzaralar eşliğinde. Şu anda bile bayağı uzun konuştuk. Yaklaşık 1,5 saattir konuşuyoruz aslında. Oo. Biz. Tabii saat 10.30. Oldu o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.